Korkut Eli denilince ilk akla gelen lezzetlerden biri de yanıksı dondurmasıdır. Sütün en tatlı hali dondurma, Korkut Eli'de ilçeye has bir lezzete dönüşür. Sütün pişirme esnasında özellikle hafifçe yakılması ve damaklarda değişik bir tat oluşması esasına dayanan bu lezzetin seveni de vardır, sevmeyeni de. Ama tadına bakmadan ilçeden geçeni de pek azdır. Sadece çikolatalı ve sade olarak yapılan yanıksı dondurmanın hikayesi de elbette ilçenin en eski dondurmacılarında gizli. 1950'li yıllarda başlayan bu tat bugün daha genç kuşaklar tarafından yaşatılıyor. Yıllar öncesinden gelen lezzet bugünün damaklarında kalıcı izler bırakmaya devam ediyor. İşte yanıksı dondurmanın hikayesi ve ayrıntılarda gizli Korkut Eli. Yanıksı dondurmanın hikayesi ta birinci kuşaktan, dedemlerden geliyor. O zamanlar işte bu karla yapılıyor dondurma. Makineleşme yok. Hani zor şartlar altında makineleşme olmadan yapılıyordu. Hangi yıllar bunlar? Bunlar 1950-1955 yılların arasında yapılıyor. Tabii o zamanlar işler bu kadar hızlı, yoğun değil. Hani bazı şeylere çok dikkat edilmesi gerekiyor. İşte dedemler sütü ocağa koyuyorlar. Evin arkası sütü pişiriyorlar, ocağa koyuyorlar. Dedemler namaza gidiyor ve sütü ocakta geldiğinde yanmış vuruyorlar. Hani dibini tuşuyorlar. Ama o zamanın şartları da bunu dökmeye el vermiyor. İmkansızlıktan dolayı. Ne diyorlar? İşte bunu da bu seferlik böyle olsun. Hani bunu deneyelim. Yapmak zorundalar. Çünkü o zamanlar geçim şartı yok. Onu deniyorlar. Peki bu da bir rağbet görüyor. Yani yanıksız dondurma milletin ilgisini çekiyor. Normal sade dondurmanın yanında da yavaş yavaş hani biraz yanık dondurmalar yapmaya başlıyorlar. Tabii ileri zaman sürecinde millet daha yanık dondurmaya daha fazla rağbet göstermeye başlayınca komple işi yanık dondurmaya çeviriyorlar. Ama yine de hala sade olarak üretiliyor. Tabii. Değil mi yanık dondurma? Evet, sade olarak. Sade ve kakao yanık dondurma artık diyoruz. Bu da orijinal süt, salep, şeker, doğal. Yani dondurmamızın lezzeti doğallığından dolayı yani. Kesinlikle milletin ilgisi ondan yani. Ana ham maddelerinden birisi de salep ama evet. Sanırım salepte son yıllarda artan fiyatlar da sizi zorluyor. Evet. Ama biz gene de kalitemizden vazgeçmiyoruz yani. Mesela normalde 100-120 lira fiyatlarda salep şu anda 200-240 lira olarak değişme yaptı. Dondurma fiyatları yine de artmıyor. Tabii biz müşterimize fazla yansıtmıyoruz yani. Ne kadar örneğin dondurmanın kilosu? Dondurmanın kilosu 14 lira, porsiyon 2,5 lira. Burada meyveli çeşitleriniz de var. Limon ve vişnemiz var, doğal. Yani doğal hakiki kendisinden yapılma. Bunların içinde süt salep yoktur yani kesinlikle. Meyvenin kendi özü. Ya bu vişne, limon. Bu vişnenin ne zaman dalında olursa bizde o zaman oluyor. Konsantre falan yapmıyoruz kesinlikle. Yani önceden bekletilmiş vişneyi müşteriye sunmuyoruz. Doğallığıyla müşterimizi sunuyoruz yani. Buraya gelen tüketiciler de zaten. Zaten onlar da biliyorlar yani. Hani vişnenin zamanını, her şeyin zamanını biliyorlar. Alışmışlar. Teşekkürler. Sağ olun. Ben 1956 doğumluyum, yani 57 yaşındayım. Bu işi hatırladığımda aşağı yukarı 7 yaşlarından itibaren hatırlıyorum. Burada elektrik olmadığı için genellikle daha önce develerle Beydağ'ından kar getiriliyormuş. Daha sonra babam bir kar kuyusu açmış acaba olur mu diye ve o tutmuş kışın kamyonlarla 15-20 kamyon kuyu dolduruluyor ve yazında biz onu dövme dondurmada soğuk suda ve karlama dediğimiz diğerlerin tabiri şişetme dediğimiz şeylerde kullanırdık. Tabii o zaman bir dondurmanın yapılması çok zordu. Diyelim ki sabah ezanı kalkılır, kar kuyusuna inilir,
kar kesilir. Bunda babam, annem, bizler hep beraber. Ondan sonra o resimde gördüğünüz dört tekerli arabaya konup Koca Çeşme'nin o arabalının olduğu yer, Koca Çeşme'nin dibine gelinir. O 40 kilo dondurma aşağı yukarı 11'e kadar, yani 4-5 saatte ancak yapılırdı. Daha sonra onun satışı olur 2-3'e kadar. O satış bittikten sonra Korkuten'in içinde ham vardı. Oradan beyaz sade kazoz dediğimiz kazozlar getirilir. O buz, karlı buzlu suyun içine atılır. Onlar da satıldıktan sonra yukarıda kargalık vardır. Oraya o el arabasıyla aşağı yukarı buradan 5 kilometre, 7 kilometre davar sütüne gidilir. O süt oradan alınır. Arabayla tekrar gelinir. Süt kaynatılır. Soğutulur. Ve yine akşam olurdu. 40 kilo dondurma için. Bütün bunlar. Korkuteli'yi bilenleri de biraz böylece geçmişe de götürmüş. Tabii onlar benim anlattıklarımı gayet güzel bilirler. Hatta süt, kaynatılan sütler daha önce arık dediğimiz arıklarda, daha sonra çayda, şu anda üzerine baraj yapılan çayda soğutulurdu. Tabii şartlarımız biraz zordu. İlkel şartlarla bu işleri yapmaya çalıştık. Biz bu dondurmayı şu anda hiçbir şeysiz şoklu olarak İzmir'e 5 saate 6 saate gönderiyoruz. İşte bunu gönderme özelliğini yapan gerçek saleptir. Bizim başka fazla bir hünerimiz yok. Bir hünerimiz yanıksızlığı vermekte var. Onun kendine göre bir ocak ayarı var. O ocak ayarını iyi ayarlamak, sütü yakmadan, yani sarartmadan beyaz halinde bu yanıksızlığı vermek, o da ustalık tabii. Yıllar, o 50 sene geçti. Dolayısıyla bugünkü şeye bu şekilde titizlikle gelebilir. Yanık dondurmaya talep nasıl? Talep hafta içileri biraz daha az, yani hafta sonlarına göre. Hafta sonları biraz daha böyle daha fazla, yani müşterimiz nasıl söyleyeyim, yani hafta sonu tatil olduğundan dolayı, yani hafta içine göre rekabet biraz daha artıyor. Yani hafta içi örnek veriyorum, mesela 250-300 kilo işliyorsak mesela dondurmayı, hafta sonu 350-400-450 kilo, aralarda değişiyor yani. O şekilde çalışmamıza devam ediyoruz yani. İlk kez tadanların tepkisi nasıl oldu? İlk kez tadanların tepkisi tabii biraz daha hani böyle yani biraz işte ya bunun altını açık mı unuttunuz falan filan gibisinden böyle. O şekilde oluyor ama sonradan hani artık böyle gerçekten hani gerçek salep tadını böyle varıncaya kadar böyle. Yani artık alışkanlık, evet, alışkanlık haline geliyor yani. Artık ne bileyim daha çok böyle lezzetinin tadına varıyorlar. Beğeniyorlar yani. Korkut elinden geçenler de mutlaka oluyor. Yani mutlaka, yani şimdi yeni yapılan mesela çevre yolumuz var. Yani çevre yolundan mesela direkt geçmiyorlar ama şehir içinden dolaşıyorlar. Yani dondurmamızı yiyor. Korkut Ey'nin bu yanık dondurmasını yemek için. Yanık dondurmayı seviyor musun? Evet, daha demin de işte denedik, çok güzel tadı. İlk defa mı denedin? Ya hayır, biz açık köyden gelirken deniyorduk da. Nereden geliyordunuz? Antalya'dan geliyorduk, Gömbe'ye. Anneannemin yanına giderken buraya kuruyoruz dondurmamı için. Dondurma yemek için. Evet. Seviyorsunuz onu. Evet, çok seviyoruz. Ablamla da, ablam gelmedi. Kakaolu mu, sade mi? Kakaolu. Evet. Hep Korkut Ey'den geçerken dondurma yer misin? Evet. Seviyorsun. Evet. Her ikisini de mi tercih ediyorsun? Yanık dondurma mı tabii? Hayır. İşte onu söyle mesela. Yanık dondurma mı yoksa normalini mi tercih edersin? Yanık. Yanığı? Yanık iyi yani. Seviyorsun. Evet. Merhaba, sık sık dondurma tüketiyorsunuz. Tabii galiba. Ki de. İstihbarat aldık. Evet, doğrudur. Peki yanık dondurma mı, normal? Yanık dondurma tabii ki. Neden? Daha güzel, yanık kokusu var. O daha güzel. Alışkın olduğunuz tat. Efendim? Alışkın olduğunuz tat. Tabii ki. Korkuteli misiniz? Korkuteli'nin yerlisiyim. Evet. Hep sık sık tüketiyorsunuz. Tabii, mesela sürekli alıyoruz. Her gün mü? Her gün akşam alırız. Ya, ne tabii. Kadar mesela? Yarım kilo, bir kilo. Üç kişiyiz mesela, biz dört kişiyiz. Aile her gün akşam alırız. Burada zaten usul kilolarla. Tabii ki yani, evet. Evet.
külahla falan yemek mi? Hayır, külahla yemiyoruz. Biz sürekli alırız, evde yeriz. Veya pikniğe giderken de şoklanmış dondurmaları var. Onlardan alır götür gideriz. Şoklanmış dondurmalarından da götürürüz. 2 saat, 3 saat dayanabiliyor. Memnunuz. Sürekli de geliyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Korkut elinde küçük ama farklı bir imalathanedeyiz. Burası aslında bir kahve üretim imalathanesi ama en önemli ürünü de sanırım çörek otu kahvesi. Evet. Değil mi? Yöremizin çok eskiden tanınan ama üretilmeyen, bir an unutulan ve 2005 yılında marka tescilli olarak ben bu ürünü ilk bir yıl araştırmalarından sonra marka tescillerini alarak Demre'de başladım. Bu işi, yani kafeinsiz bir kahve, kimyasal hiçbir şey koymadan çörek otunun hikmetlerinin çok yüksek oranda olduğunu bildiğim için ve yaptığım araştırmalarda insan vücudunun bağışıklık sistemini en iyi koruyan ve insan ömrünü uzatan bir bitkiye, yağ moleküllerinden dolayı. Tabii son zamanlarda... Demre'de kuru yemiş üzerine, tabii kuru yemiş üzerine çalışırken kuru kahve üretim yanında bunu üretmeye başladı. Talep geldi dediniz galiba. Yani müthiş bir talep vardı. İnsanlar yerli halktan. Tabii çevre halktan, çevre ilçelerden, illere taşındığını gördüm bu ürünü. Yani bu Antalya ve hani ilçelerinde bilinen bir kahveydi o zaman. Talep yani, edilen mi? Kesinlikle. Yani insanların arayıp bulamadığı bir üründü bu. 60'lı yıllarda kahvenin yasaklı dönemlerinde Türk Anadolu insanının ortaya çıkarttığı bir içecek haline dönüştürdük. Bir üründü. Biz bunu marka tescil üretmeye başladık. Önemli olan bu hizmeti bütün yerlere ulaştırabilmek amacıyla marka tescili, yani kurallar içerisinde üretmeye başladık. İlk Demre'de başlamamın sebebi, kuru yemiş ticaretini orada yapıyordum ama çok nemli bir bölgeydi orası. Ve coğrafi açıdan da uygun olmadığını gördüm. Kendim Korkuteli'li olduğum için Korkuteli'ne taşındım ve buranın nem oranı sıfır iklim bakımından. Coğrafi bakımdan ulaşımı çok kolay. Malın üretildiği tarım bölgesi burası olduğu için çiftçilere de desteklemek adına. Aslan da Korkuteli'sin zaten. Korkuteli. Yıllar tabii sonra ki yine dönmüş bulundunuz. Ya o açıdan dolayı buraya en uygun. Yani Antalya'ya gitmemem sebebi de buranın iklim bakımından ve coğrafi açıdan burayı tercih ettim. Buradaki ürünü en iyi şekilde geliştirmek, çörek otunu insanlara en iyi şekilde tanıtmak. Daha sonuna geldik. Ben Değer Kavaz Gürgöz, kameraman arkadaşım Polat Yılmaz'la yine yollara düşmeye devam edeceğiz. Yeni hikayeler, yeni insanlarla tanışmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.